Anayasamızın üçüncü maddesi devletin resmi dili Türkçedir diyor. Anayasamıza sadakatten ayrılmayacağımıza da yemin içtiğimize göre burası da genel kurul ve resmi dil üzerinden konuşmak ve burada meramımızı resmi dil olan Türkçe üzerinden anlatmak doğru olandır. Kendi ana dilimde bir şiirin üçlüsünü okudum diye bana anayasa uyarısı yapılmasını büyük bir adaletsizlik olarak görüyorum. Benim ana dilim ya. Benim ana dilim. Bu anayasa, bu anayasanın başka bir maddesi de var başkan. Yeminde diyor ki, hukukun üstünlüğü, demokratik ve layık cumhuriyet, toplumun refah ve huzuru, herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması. Biz bu ülkenin yurttaşı değil miyiz ya? Biz kendi ana dilimizde üç cümle kuramayacak mıyız? Bir selamlama yapamayacak mıyız yani? Konuşmaların tamamını zaten Kürtçe yapıyoruz. Anayasaya tabii ki uyuyoruz. Ama anayasaya uymaktan söz edeceksek önce iktidardan başlayalım. Anayasayı kim ihlal ediyor? Bunu tartışalım. Bence özel bir gündemle bunu saatlerce konuşalım. Anayasa 3'e aykırı bir durum yok burada. Ben bir şiir okuyorum. Obama gelip mecliste... Bizi Kürtçeden rahatsız olan insanlar olarak, vatandaşlar, bu memlekette yaşayan insanlar olarak göstermek büyük bir haksızlık olur. Biz memleketimizde Kürt kökenli kardeşlerimizin konuştuğu Kürtçeye, dillerine bu manada herhangi bir şeyimiz, sınırlama ve yasaklama düşüncemiz yok. Ancak burası Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu için burada hakim olan kurallar, kaideler doğrultusunda hareket edilmesi noktasındadır hassasiyet. Bunun üzerinden bir mağduriyet havası yaratılması, sanki Türkiye'de Kürtçe konuşulmasına karşıymışız gibi, Kürt kökenli kardeşlerimizin aklında bir soru işareti doğurmaya yönelik bu tarz ifadeleri doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Danış Beştaş. Noktayı koyalım burada. Karşılıklı bir sataşma yok. Siz farklı bir görüş söylediniz. O da ayrı bir görüş söyledi. Lütfen. Şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına. Yapıştırıldı. Lütfen bu konuyu böyle geçiştirmeyin. Bir yanda ana dillerini bilmiyorlar diyorlar. Diğer yandan şımarıklık yapıyor diyorlar. Böyle bir gerçek yok. Şimdi... Biz kökenli falan da değiliz. Neyse koyuz ya. Türk arkadaşlarımız var, Kürtler var, Çerkezler var, Araplar var. Bize bundan sonra Sayın Kürt kökenli falan da demesin. Sayın Danışbeş. Ayrıca ama isim verin, bunu buradan söyleyeyim. Şimdi bak, bu tartışmayı burada noktalayalım. Bu tartışma sürekli her gün tekrarlanıyor zaten bir şekilde. Ne yapalım? Ama kim burada noktalayalım. Kürtler hala bu ülkede eşit ve özgür yurttaş. Herkes bu memlekette eşit ve özgür. Kürtler de eşit, Türkler de eşit, Araplar da eşit. Ben dilimi Türk milleti bunun şahididir. Burada bakın. Ben Sayın Danış Beştaş. Evet, şimdi ben